Herkese selam. Biliyorsunuz ben bu hafta sonu eşya çok düzen yokla birlikte, yani Gizem'le birlikte bir IKEA turu yaptım. Bayağı detaylı bir tur oldu. Yani bayağı dolu dolu. 4 saat boyunca IKEA'ya gezdik. Bakmadık, ürün bırakmadık. Yani her şeyden baktık ve güzel bir alışveriş yapıp çıktık. Şimdi ben size neler aldım, onları göstermek istiyorum ve onunla birlikte evimde hazır zaten hani IKEA'dan aldığım ve çok memnun olduğum bazı ürünler vardı. Onları da göstermek istiyorum. Kısacası bir IKEA'dan neler almalısınız, evlerinizde neler bulunursa iyi olur videosu olacak bu. Umarım siz de memnun kalırsınız. Şimdi öncelikle şundan başlamak istiyorum. Scups. Scups mı deniyor, Scups mu deniyor bilmiyorum. Ben Scups diyorum. Şu Scups kutular gerçekten hayat kurtarıcı. Bizde bunun her boyu var. İlla IKEA'dan almak zorunda değilsiniz. Başka birçok markada da var. Ama IKEA'da da çeşitli renkleri ve çeşitli boylarıyla çok geniş bir yelpazesi var. Videoda da yer verdim zaten. Hani neredeyse buna ait koca bir bölüm var. Hani yazlık kışlık yapabildiğiniz, ayakkabıları koyabildiğiniz, sadece böyle organize olarak değil de her şeyi koyabildiğiniz kutular var. Böyle kocaman kocaman böyle. Böyle küçükleri de var. Biz bunları çekmece içi organizer olarak kullanıyoruz. Mesela ben böyle çeşitli kurabiye katırlarımı, işte kesicilerimi kullanmayı buna koyuyorum. İşte bu şekilde de kileri düzenliyorum. Ama bunun böyle uzunları falan var. Böyle çeşitli çekmece içlerini, dolap içlerini bunlarla organize ediyorum ben açıkçası. Çok da düzenli tutuyor ve güzel de duruyor açıkçası. Bu bir. Yani mutlaka ve mutlaka her IKEA'ya gidenin elinde göreceğiniz, asla bundan almadan dönmediği bir ürün. Şu da yine eğer böyle pasta börek ıvır zıvır yapmaktan hoşlanıyorsanız, mutfakta çok vakit geçiriyorsanız eminim ki evinizde bulunmasını isteyeceğiniz bir üründür. Ölçü kabı. Bu ölçü kapları çok tatlı. Şu şekilde eğer bir asma teliniz falan varsa asabiliyorsunuz. Ben zamanında plastik olanını almıştım. Bu gidişimde metal olanını da gördüm. Çok çok daha fazla beğendim ama şöyle bir şey var. Artan dolar kurundan dolayı da her şey fiyatı da artmış. Yani ben bunu 12 lira civarı bir paraya almıştım. Metal olanını almak isterseniz 50 lira civarı bir para ödemeniz gerekiyor. Zaten evde var dedim. Neden bir daha para vereyim dedim. Ben de almadım. Onun dışında şunlar böyle boy boy. Bunlar da hani böyle poşetleri falan açıyorsunuz, ağzı açık kalıyor falan ya. İşte onlar için harika çözümler. Şöyle poşeti buraya sıkıştırıyorsunuz, çıt diye kapatıyorsunuz. Ağız bir güzel kapanmış oluyor, hava girmiyor ve ürünleriniz bozulmuyor. Bunlar da böyle boy boy hayat kurtarıyor gerçekten. Şu arkadaşımız, ya bundan böyle üçlü set halinde satılıyor IKEA'da. Ve gerçekten çok kullanışlı. Hani tencerelerinizi, tavalarınızı böyle iç içe koyuyorsanız benim gibi teflonların özellikle ve şeylerin neydi? Çeliklerin falan bir iç içe koyduğunuzda birbirini çizmemesi için, o iç yüzeyinin zarar görmemesi için araya bunları koyup böyle üst üste koyuyorsunuz. Çok çok kullanışlı. Bunu da tavsiye ederim. Yine dediğim gibi IKEA'dan almak zorunda değilsiniz. Birçok muadili var ama şöyle bir ürün mutlaka, eğer iç içe kullanıyorsanız tavalarınızı, elinizde olsun. Bu da son olarak yine çok çok severek kullandığımız ısı ölçerimiz bizim. Etlere, tavuklara, balıklara mutlaka ve mutlaka biz pişirirken hani fırına falan atıyorsak bu ısı ölçerden yararlanıyoruz. Aynı şekilde sıvılarda da çok işe yarıyor. Yoğurt mayalıyorsanız, işte kefir yapıyorsanız ya da herhangi bir sıvının da derecesini ölçmeniz gerekiyorsa bu gerçekten işe yarıyor. Piyasadaki muadillerine göre de ciddi anlamda ucuzdu ben aldığımda. Hani çok rahat. Ha bir de şöyle bir rahatlığı var. Şuraları falan mıknatıslı. Hani fırının köşesine şak diye yapıştırabiliyorsunuz. Yani şurası da mıknatıslı. Güzelce kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunlar benim bugüne kadar zaten kullandığım ürünlerde. Şimdi gelelim ben bu turda ne aldım? Yani bu gezide ne aldım? Bir sürü yeni şey gelmiş. Videoda da zaten göreceksiniz, görmüşsünüzdür. Videoyu da şuraya eklerim. Kaçıranlar ve ilk defa izleyenler kanalımı, oradan da IKEA turumuzu izleyebilir. Gizem orada gerçekten çok güzel ipuçları verdi. Düzenlemeyle ilgili ya da hangi ürünün nasıl ne işlevde kullanılabileceğini falan. Çok güzel anlattı açıkçası.
Ben o yüzden izlemenizi gerçekten tavsiye ederim. Şimdi bakalım neler almış. İlk olarak şu marketten aldıklarımı söyleyeyim. Buzlukta şeyim var. Ofisten bir arkadaşım şeyi aşırı övdü. Mutlaka mozaik pastasını al dedi. Ondan aldım, bir deneyeceğim. Denemediğim için şu an hani çok iyi çok kötü diyemiyorum. Sarımsaklı ekmek aldım. Gizem mutlaka al dedi. O İsveç köfte aldı aynı zamanda. Ben almadım çünkü Berk'in seveceğini düşünmüyorum. Şimdi birini sevip birini sevmediği bir şey de açıkçası almak gerekmiyor diye düşünüyorum. Glögg aldım. İlk kez deneyeceğim. Sıcak şarap gibiymiş tadı. Öyle diyorlar. Bilmiyorum. Bakacağım. Karışık baharat aromalı içecek. Bu İsveçlilerin böyle şey zamanı işte çok soğukta tükettikleri bir sıcak şarap gibi bir şeymiş açıkçası. Galiba alkol yok içinde. Bir bakayım. Bakıyorum. Açıkçası alkol olduğunu söylemiyor. Evet, bunun için alkol yok. Alkolsüz sıcak şarap diyorlar bunun için. Deneyeceğiz efendim. Glögg aldık. Evet, bir de Gizem mutlaka al dedi. Şu chicken and steak gözüküyor mu bilmiyorum. Baharatından aldım. Bütün tavuktur, ettir mettir. Onları yaparken mutlaka ve mutlaka kullanıyormuş kendisi. Deneyeceğim. Bunu da denemedim. Bakalım güzel miymiş ama güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü içinde neler var söyleyeyim. Tuz, soğan, domates, kırmızı biber, sarımsak, karabiber, beyaz biber, kişniş ve çili biberi varmış. Hardal tohumu, zerdeçal falan varmış. Bence güzel. Bence yakışır. Bunu da aldık. İsveç marketten bunları aldım. Bir de Berk'in çok sevdiği bir çikolata vardı. Maribu'nun karamellisini. Bulamadım. Bulsaydım onu da alacaktım. Ama bulamadım. Sonra şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Bu oturduğum yer bizim kış bahçemiz. Buraya böyle şöyle üçlü mumluktan aldım. Bunları böyle dizip içlerine de mumlar aldım. Şu mumları da göstereyim. Şöyle. İşte böyle mumlarla falan içlerine mumlar koyup işte yakacağım. Şöyle üçlü mum aldım. Bir de şu aşırı tatlı parlak camlardan aldım. Klört yazıyor üstünde, klörtmüş bunlar. Bunlar da süsleyeceğim. Hani bir kısmını böyle mumu koyacağım. Ondan sonra işte içine de şu süslerden yanlarına da süs yapacağım. Şu küçük olanı ve şu büyük olanı da şu küçüklerden aldım. Su dolduracağım. Üstünde yüzecek. Bu şekilde. En çok bundan umutluyum. Onun dışında şu arkadaştan aldım. Bu nedir diyeceksiniz. Bunun da adı, asla okuyamam ben bunu. Mix Kölç mü? Kölç mü? Öyle bir şey. Kurulama bezi arkadaşlar. Şeye seriyorsunuz. Benim zaten banyo evimin yanında mutfak evimin yanında böyle suların süzüldüğü bir yer var. Oraya sereceğim. Hani kurutma bezi olarak kullanacağım. Daha güzel kurutacağını düşünüyorum. Öbürü biraz çünkü dudakları ağzı falan ıslak kalıyor. Bu harika bir çözüm olacak. Neden bugüne kadar almadığımı bilmediğim sıçratma engelleyici kapak. Yani şuralarım bildiğiniz yanık içinde, sürekli kızartma yapıyorum evde. Ve zaten çoktan almış olmam gerekiyordu. Kızartma engelleyici kapak aldım. Evdeki şeylerim çok dağınık ama evdeki fırın eldivenlerim kötüleşmişti. Yeni fırın eldivenleri aldım. Bunu aldım çünkü bir sürü renkli seçenek vardı. Neden almadınız diyorsanız buralara eller giriyor. Şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Siz de bunu eğer giderseniz bunu alın. Başka şöyle çok tatlı şeyler aldım. Kavanozlar aldım. Hatta göstereyim size. Göstereyim size de. Şu
böyle. Bir de böyle tatlı küçük reçeller koymayı düşünüyorum. Şöyle rahat da açılıyor. Rahat açılıyor. Şöyle açıyorsunuz. Şöyle kapanıyor. Böyle çok tatlı geldi bana açıkçası. O yüzden gittim. Şöyle çiçekli olanlarını aldım. Aşırı tatlı bence. Bunları da dediğim gibi reçel kavanozu olarak falan kullanacağım. Küçük küçük. Yine şöyle tatlı kırmızı, bordo ve beyaz renklerde peçeteler aldım. Ben şunu göstereyim. Şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Bunu açık halinde size göstereyim. Bunu gezerken Gizem'de bu çok küçük bir saklama kabı. Bunu ne yapıyorlardır acaba falan dedik ama Gizem çok mantıklı bir şey söyledi. Bunu da çok güzel dedi. Et suyu saklanır dedi. Ve ben de düşündüm, çok mantıklı. Bu kadar küçük, tatlı, böyle tam bir tablet kadar. Bunları böyle et sularını koyup dondurmak bana çok mantıklı geldiği için bir 6 tane de bunlardan aldım. Şöyle bunları bu şekilde et suyu, tavuk suyu dondurmak için kullanacağım. Yine şu benim çok sevdiğim bambu kapaklı saklama kaplarından aldım. Kare olanlarından aldım. Zaten bende evde 2 kare, 4 tane de yuvarlak vardı. Kareler hacmen daha küçük. Yuvarlaklar çok daha büyük. Ben bunları arkadaşlar kahvaltılık olarak kullanıyorum. Hani şeyleri hiç sevmiyorum. Şu an piyasada satılan kahvaltılıkların %80'i böyle tek bir tepsi içinde, tek bir kapakla satılıyor. Ben nefret ediyorum ondan. Çünkü hem peynirleri kurutuyor, hem koku çıkarıyor. Yani çok saçma bir şey. Böyle tek tek kapakları iyice kapatıp ben saklamayı düşünüyorum. Neden bu kadar büyük alıyorsun dersen de aldığım peyniri tek bir kere de kesiyorum, içine koyuyorum. Hem bu şekilde daha hızlı tüketiliyor, hem de bozulmuyor açıkçası. Çünkü kapaklar çok çok sıkı. Bir de bu kapakları özellikle tercih etmemin sebebi, bunun plastiği de var. Böyle nasıl diyeyim, değişik böyle yapışık kalın bir şey de var. Bunlar böyle üst üste çok güzel de duruyor. En sevdiğim o şey bambu olanları benim. Size de tavsiye ederim. Kapağı ayrı, altı ayrı satılıyor. İki ayrı fiyatlandırma şeklinde. Alırken ona dikkat edin. Şu şekilde ben de iki tane bundan aldım. Bunlar da şuraya. Şöyle küçük poşetlerden aldım. Bunlar yeni çıkmış çiçekli. Göstereyim size. Buna bayıldık Gizem'le. Bu yeni çıkmış. 0.3 litre diyor. Ya zaten IKEA'nın kilitli poşetleri benim çok severek kullandığım şeyler. Hiçbir şekilde koku moku hiçbir şey çıkmıyor. Bunlar da böyle küçücük küçücük. Tam şey böyle ofise falan giderken böyle ben kuru yemiş falan götürmeyi seviyorum. Ya da bazen ekmeğimi falan götürüyorum. Tam içine kuru yemiş koymalık küçücük poşetler. Çok sağlam, çok güzel. Bunlardan da tavsiye ederim. Boy boy bunlar. Bende zaten diğer boyları vardı ama bu kadar küçük, bu kadar tatlısı yoktu. Bunu da aldım. Bir de şimdi şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Bunu niye aldım? Kendimden musluklu böyle bir kavanoz aldım. Biliyorsunuz kombuça yapıyorum. Kendimden musluklu olması da benim için kombuça yaparken çok iyi oluyor. Çünkü işte kombuça hazır olduğu zaman ben şu musluğu açıp şuradan şey dolduracağım, şişelere dolduracağım. Kullandığım bir tane kavanoz vardı o şekilde ama bu çok daha güzel, çok daha işlevsel geldi bana açıkçası. Şu şey kısmı, musluk kısmı çok daha sağlam. O yüzden bunu da aldım. Bir de son olarak şöyle kırmızı bir anır aldım. Böyle yılbaşıdır, sevgililer günüdür falan ben sofra süslemeyi çok seviyorum. Bir iki tane böyle değişik ranırım vardı ama kırmızım yoktu. Bir tane de kırmızı alayım dedim. Şöyle bir kutu aldım arkadaşlar. Bu bayağı büyük bir kutu. Bakayım kaç litreymiş. Litresi yazmıyor.
35 50 35'e 50'ye 30 şeklinde böyle büyük bir kutu. Bunda da ardiyede kullanacağım ben bunun içine böyle bazı şeyleri koymak için. Kendinden böyle şekilli desenli ve şuradan kutuları olmasını çok beğendim. Kapaklı bir kutu. Büyüklüğü de gayet ideal geldi bana. Bunu aldım. Yine böyle bir peçete aldım. Siyah. Çok çok beğendim. Küçük tatlı bir böyle akşam özel bir yemekte bilmem ne de misafirler geldi. Çok güzel olur. Bu da benim en sevdiğim peçete rengi. Mutlaka evimde her zaman bu bordo ya da kırmızı renkte peçete oluyor. En sevdiğim renkler bunlar. Diğer renkler de aşırı güzel ama açıkçası bence benim evime ve soframa uymadığı için almıyorum. Ben genelde bu rengi tercih ediyorum. Şu IKEA'nın mantar tıpalı şişelerinden aldım. Bunları ben çok seviyorum. Tek bir kötü tarafı var. Bu mantar tıpalar, videoda Gizem de bahsetti. Doğru düzgün yıkanmıyor. Hani çok güzel temizlenmiyor. Çok su falan değdirirseniz de çabucak yosunlanıyor. O yüzden bu tıpalardan çok uzun süre yararlanamıyorsunuz. Tıpalar ekstra olarak da satılıyor. Hani alırken yanına birkaç tıpa birden alın isterseniz. Böylelikle yosunlandığında ya da kirlendiğinde artık temizlenemeyecek hale geldiğinde değiştirirsiniz. Ama şişelerden aşırı memnunum. Ben bunları süt koyuyorum genelde arkadaşlar. Kendi sütümü kaynattığım zaman şuraya kadar falan koyayım ki tıpa kaymağına falan değmesin. Bu şişeleri de yine dayanamadım ve aldım. Ve son olarak bir de bu küçük şişelerden aldım. Bunlar da böyle küçük içine böyle şey koymak için, bazen yanımda kombuça falan götürmek için falan kullanırım diye düşündüm. Ya da şey yapabilirim. Ya bunu açıkçası şey için aldım. Biliyorsunuz şuraya koyarım videosunu. Yazdan şey yapmıştım ben. Bayağı böyle 6 litre, yani 10 litreye yakın vişne likörü yapmıştım. Böyle ben bazen onları küçük küçük hediye etmeyi seviyorum. Böyle küçük şişelere koyup götürürüm diye düşündüm. Şişeler çok hoşuma gitti. Bazen yanımda süt, kefir falan da götürmeyi seviyorum ben. Neye koyacağımı şaşırıyorum. Bu şişeler o konuda çok ideal olacak. Benim IKEA alışverişim bu şekilde arkadaşlar. Umarım yararlı şeyler, yani aldıklarım sizin de işinize yarar şeylerdir. Ya da işte size fikirler verir. Ben bu şekilde alışveriş yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.